taraf, muhafazakar taraf sınıf atladı. İyi arabalara biniyorlar, iyi okullara gidiyorlar, kolejlerdeler filan, özel okullarda okuyorlar. Yaşam tarzları ne olursa olsun başka sınıftalar. Yani Nur Sema evde oturuyor ama Amerika'da okumuş. Evet. Ve Nur Sema ile doğanın birlikteliği belki Türkiye'nin geleceğini de gösteriyor. Çünkü orada hani kadının iki tane farklı kimlikten gelenlerin bir araya gelmesi, buna mücadele etmeleri, birbirleriyle konuşmaları esasında... Şiddet övülüyor diye böyle bir dizinin ara verilmesi de bundan hiç hoşlanmayan, özellikle muhafazakar aile içerisindeki sorunların ortaya, zengin muhafazakar aile içerisindeki sorunların ortaya da tartışılmasını istemeyen bir yaklaşımın da çok etkili olduğunu gösteriyor. Normalde modern aile içerisindeki sorunlar her gün, her dizide tartışılıyor. Anne, kız, baba, her türlü ilişki, her şey tartışılıyor. Bu aile, Abdullah Bey ailesi, Erdoğan'a Kıvılcım Hanım ailesi de Kılıçdaroğlu'na verir ve yani bugünkü Türkiye'nin o ittifaklar ve onun içindeki... Ural, seçimle ilgili programlara devam ediyoruz. Fakat bu hafta partiler yahut da liderler değil, başka bir açıdan seçimlere yaklaşalım dedik. Bunun da nedeni Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var. Çok popüler bir dizi. Ve bu dizi sansüre takılmış oldu. Bir ceza geldi. Diziyi yapan firmaya ve kanala. 5 hafta filan da RTÜK yapmasını, yayınlanmasını yasakladı. Bir de üzerine yayınlanmadığı zaman da İslam fobisi üzerine bir program, bir kamu spotu yapıldı. Uzun bir kamu spotu. Sanki dizi İslam'a karşı, dine karşıymış gibi bir hava yaratılınca sosyal medyada filan da çok tartışıldı. Tabii sansüre karşıyız. Ama o konu tartışıldı. Biz esasında başka bir yerden Kızılcık Şerbeti'ni tartışalım diyoruz. Bu da tabii dizinin çok ilgi çekmesinin nedeni Bir Başkadır diye bir dizi vardı. O Bir Başkadır da işte laik modernlerle muhafazakar kesimler arasındaki ilişkiyi anlatıyordu. Uzun zamandır bunlar esasında bazen yazılıyor akademik olarak ama konuşulmuyordu. Yani o mesela Bir Başkadır konuşturttu bunları. Bu dizi de esasında laik ve modern bir aileden gelen, hatta anne simge olarak da öğretmen ve bir okulun da müdürü Kıvılcım Hanım. Onun diş fakültesine giden kızı, iki kızı var. İkisi de bir tanesi lise öğrencisi, bir tanesi üniversite öğrencisi. Doğayla zenginleşmiş, zengin bir aile olan ama muhafazakar bir aile olan otelleri, turizm yatırımları, hatta kaplıcaları olan bir ailenin oğlu Fatih'in aşkı, sonra hamile kalıp hızla evlenmeleri ve bu iki aile arasındaki ilişkiyi ama yani modernlerle muhafazakarlar arasında bu bir araya gelmeme durumunun bir araya gelindiği zaman ne olacağı üzerine bir dizi. Bence Türkiye'de iyi yansıtıyor. Tabii baktığımız zaman seçimlerde de o muhafazakar kesimi hala temsil ettiğini söylediğimiz Cumhur İttifakı var. Ama onun içine belki de bu dizinin yasaklanmasına neden olan işte Hüdapar olsun, Yeni Refah gibi partiler girebiliyor. Millet İttifakı var. Onun içinde de ama muhafazakar kesimden partiler var. AK Parti'den kopmuş partiler var. O yüzden biz esasında bu Kızılcık Şerbeti'nin konusunu, anlattıklarını siyasete yansımaları, seçime yansımaları ne olur diye de tartışalım dedik. O yüzden ben direkt olarak bu soruyla gireyim. Sence bu diziyi seyrettiğimiz zaman bu dizideki sohbetler, konuşmalar, bütün bu anlatıların seçimlere yansıması ne olur? Seçimlerle benzeştirme yapmaya çalışırsak bu seçimlerin önemli özelliklerinden biri ne kadar geçiş olacak? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi diye ele alırsak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oylar arasında yani daha önce Tayyip Erdoğan'a verilmiş oylarla daha önce CHP ya da Kemal Kılıçdaroğlu dersek ona verilmiş oylar arasında nasıl bir geçiş olacak? Önemli sorulardan ve hatta seçimin sonucunu belirleyecek konulardan evet. Bir tanesi. Aynı şey partiler açısından da düşünebiliriz. Parlamentodaki çoğunluk açısından. Şimdi buraya diziye baktığın zaman bir modern, bir muhafazakar aile var. Muhafazakar aile yani daha çok kapalı bir aile. Kadınların kapalı giyindiği, buna göre geleneklerini muhafaza ettikleri bir aile. Modern aile de işte bildiğimiz gene standart modern bir aile. Ve bu iki aile iç içe geçiyor ama çok ciddi bir çatışmayla birlikte dünür oluyorlar. Şimdi böyle bir aile içerisinde bu geçiş
yani demin söylediğimiz bir partiden öbür partiye, bir adaydan öbür adaya geçiş oluyor mu? Yoksa aslında iki ayrı blok var. Birbirleriyle ilişkileri olsa bile bu iki blok kendi tercihleri yoluyla giderler mi diye bir egzersiz yapsak ne olur diye düşünüyorum. Bir kere mesela geçiş olur mu? Yani mesela o muhafazakar aileden işte Abdullah Bey ya da işte eşi Pembe Hanım veya işte çocuklar, bunlar arasından birisi mesela bu seçimde varsayıyoruz ki daha önce Tayyip Erdoğan'a oy vermişlerdir. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirler mi bu seçimde? Şimdi benim buna verdiğim ilk cevap hayır, buna geleceğim. Öbür taraf, yani o modern, seküler ya da diye tanımlanan aileden herhangi biri, varsayıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP veya ona benzer partilere oy verdiler. Acaba onlardan herhangi biri bu seçimde Tayyip Erdoğan'a oy verir mi? Bir geçiş olur mu? Şimdi her ikisine de ilk verdiğim cevap bence bütün bu yakınlaşmalara rağmen hayır. Bu da Türkiye'deki kutuplaşma seviyesinin, yaşam tarzlarına bağlı kutuplaşma seviyesinin sertliğini gösteriyor. Ne olabilir diye düşündüğüm zaman bir kere oradaki tipler hani esas olarak Tayyip Erdoğan veya AK Parti ile CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'la eşlenebilirler. Şeyi göremiyorum mesela, başka önceki dizilerde vardı, konuşuruz. Mesela şu HDP'ye oy verebilir, HDP'ye oy verebilir diyemiyorum. Dizide öyle bir eşleme yakalayamıyorum. Ya da şu tipe oy verebilir türü bir eşleme de belki, hani Umut diye birisi var, bir çocuk var, belki orada bir yakınlaşma görebilir. Ama orada da pek bir şey göremiyorum. Yani dizi aslında o iki ana damarı şey yapıyor, hiçbir yan unsuru yok, iki ana damarı oluşturuyor. Yani belki ailede, muhafazakar aileden, işte ailenin sonradan çok şiddet gören kızı, bütün bunlardan sonra aileye ve babaya ve anneye siz beni harcadınız, benim mutluluğumu yok ettiniz, kendi şeyleriniz, amaçlarınız uğrultusunda diyen Nur Sema, belki Kılıçdaroğlu olmayabilir ama hani Deva Partisi'ne veya o tarafa oy verebilir. Onların arasında acaba Muharrem İnce'ye oy veren olur mu diye düşündüğümde tam, belki sen söylersin, tam onun yansımasını da bulamıyorum. Aslında benim gördüğüm çok ana damarı olarak Kemal Kılıçdaroğlu bir blok o dizide ve o dizide Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından söylüyorum, bir blok olarak hala kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından şeyden, yani oradan Tayyip Erdoğan'dan diyelim ki Muharrem İnce'ye veya Sinan Ogan'a bir geçiş göremiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na da göremiyorum. Tersini de çok göremiyorum. Dolayısıyla çok iki blok ve geçişin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Her evet. Ne kadar imkansız olmasa da. Tabii yani dizi de iki aile, iki ailenin de önemli figürleri var. Yani bir tanesi anne, Kıvılcım Hanım, bir okulun müdüresi. Zaten yani laik, modern kesimleri hep anlatırken öğretmen figürü çok önemlidir sembol olarak. O da öyle o şekilde kullanılmış. Yani öbür ailede hani zenginleşmiş baba ama yani muhafazakar bir aile. Yani senin söylediğin gibi muhakkak her seçimlerde uzun zamandır AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy veren bir aile. Zaten o şekilde de yani son yani zamanlarda, o zamanı tam söylenmiyor ama zenginleşmiş yani bir aile. Öyle bakıldığı zaman bu kutuplaşma içinde geçişkenlikler ne olabilir, nereye kadar olabilir'i anlatıyor esaslı dizi. O yüzden de sana bir taraftan katılıyorum. Yani hani bu aile, Abdullah Bey ailesi Erdoğan'a, şeyde Kıvılcım Hanım ailesi de Kılıçdaroğlu'na verir ve yani bugünkü Türkiye'nin o ittifaklar ve onun içindeki örneğin mesela yaptık da biz tip üzere bir program, tipe verecekler yahut da yeşil sola verecekler, tam o tür yani şeyler, kompleksler yahut da karmaşıklıklar tam yansımamış. Fakat yani şimdi şey vermeyeyim, yer ismi vermeyeyim ama mesela kentler çalışmam için de Anadolu'daki bazı kentlere, özellikle zenginleşmiş kentlere gidince yani orada örneğin hani gençlerin iş dünyasında, hani ticaretten zenginleşenlerin da gençlerin biraz Deva'ya yakın olduğunu görebiliyorsun. Yani onlar esasını bir aile olarak, hani Abdullah Bey'in ailesi şöyle de davranabilir kazan kazandan. Yani esasında ailenin bir kısmı Erdoğan'a verebilir.
O şekilde Erdoğan kazanırsa kazanırlar. Fakat bir kısmı da Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na verebilir. Çünkü onlar kazanırsa orada da deva var, orada da gelecek var gibi. Yani böyle o tür kombinasyonları görebiliyorsun. Tam diziye yansımıyor ama mesela dizide her iki tarafta da mesela boşanmış olmak, zorla evlendirilmiş olmak, zorla evlendiren erkeğin hani daha böyle zengin, hani iş dünyasında fakat daha rahat bir erkek olması. Mesela o biraz devaya ya da geleceğe doğru hani artık bu kadar hani şeyin Hüdapar'ın ya da yani Yeni Refah'ın girdiği bir yani şeyde Cumhur İttifakı'da olmak istiyor mu diyebilir gibi. Ama evet yani bunlar hani ne kadar olabilir? Bana şey ilginç geldi yani tabii onlar o şekilde düşünmüyorlar ama yani bir Muharrem İnce olayı var fenomen olarak. Yani Sinan Ogan olayı var, milliyetçilik var. Yani oralardan ziyade daha çok böyle hani muhafazakarlık ve laiklik ya da hani muhafazakarlık, modernlik ekseninde giden bir şey. Ama bence yani sansür olması kadar hani bu şeyin dizinin çok rating bağlamında önemli olmasının ve çok üstlerde olmasının temel nedenlerinden biri de hakikaten o iki Türkiye'yi, o iki grubu anlatıyor. Bu aslında günlük hayatta da karşılaştığımız bir şey. Seninle de sohbet ediyorduk. Sen çevrende benzer bir durum olduğunu söyledin. Ben de benzer bir durumu bir arkadaşımdan biliyorum. Burada eskiden de biz bu Bir Başkadır ve Fatma'ydı galiba. Onları tartışmıştık. Oralarda da gene yaşam tarzları ve yoksulluk bağlantılı bir şey vardı. Tartışma vardı ama orada yine kadın üzerinden hareket ediyordu o dizilerde. Ama orada yoksul ve muhafazakar dediğimiz bir kadın kategorisi vardı. Hem yoksullardı hem kadınlardı ve bunun üzerinden gidiyordu. Buradaki değişim ülkedeki aslında değişimin bir parçası. Yani çok ciddi bir yükselişte, demin senin de söylediğin gibi buradaki muhafazakarlık çok ciddi bir yeni sınıf olarak ortaya çıkıyor. Yani sınıf atlanmış, sınıf değiştirmiş, çok zengin olmuş bir muhafazakarlık. Dolayısıyla öyle bir muhafazakarlık ortaya çıkınca, yani sınıf atlamış bir muhafazakarlık ortaya çıkınca onun işte diyelim ki daha modern ve daha orta sınıf, belki küçük burjuvazi derlerdi eskiden. Onlarla bir araya gelme ihtimalleri artıyor. Çünkü eskiden kadın ve kapalı kadın yoksuldu. Yani öbür adam, oğlan da zengin bir fabrikatörün oğluydu tırnak içerisinde veya iyi okumuş üniversitedeki bir aydındı ve bu ikisinin bir arada olması çok az rastlanır bir olaydı. Sadece işte Yeşilçam filmlerinde rastlanabilir bir olaydı. Şimdi ise değişen konu artık bu taraf, muhafazakar taraf sınıf atladı. İyi arabalara biniyorlar, iyi okullara gidiyorlar, kolejlerdeler filan, özel okullarda okuyorlar. Yaşam tarzları ne olursa olsun başka yani sınıftalar. Yani Nur Sema evde oturuyor ama Amerika'da okumuş. Evet, ve bir araya gelme ya da Fatih'le evet, işte öbür Doğan'ın bir araya gelme ihtimali ve bir araya geldiklerinde de benzer bir sınıfsal davranışı gösterme, yaşam tarzı demiyorum ama sınıfsal davranışı gösterme ihtimalleri artıyor. Böyle arttığı için de bu tür senin çevremde, benim çevremde bu tür farklı yaşam tarzlarına sahip kadın ve erkeğin bir araya gelmesi, işte sevgili olması, nişanlanması, evlenmesi ve bunu denemesi ihtimali artıyor. Yani Türkiye'nin o eski halinde, yani muhafazakarlar aslında sınıf atladı ve öbürleriyle benzer bir yere geldi. Artık oranın kadınıyla buranın kadını, buranın erkeğiyle oranın kadını neyse bir araya gelebiliyor ve bir ilişki kurabiliyor ve toplum açısından da bu önemli bir deneme. Buradaki kritik nokta, yani burada bir aslında sınıfsal eşleşme de oluşuyor arka planda. Onu da görelim. Bence yani senin söylediğin çok önemli. Yani seçimleri konuşuyoruz ama bir de Türkiye'nin sosyolojisi var.
Biliyorsun bizim yani uzun zamanlar yani Münir Özkurlar, Adile Naşitler hep böyle bir hani esasında yani AK Parti'nin başlangıcı ve bugüne gelmesinde eleştirdiği yani CHP'si, laik orta sınıfları, o devlet yapısında hep böyle bir hani zengin, genelde erkek olur yani zengin ailenin erkek çocuğu ile fakir ailenin kızı arasındaki aşktır. Hep böyle Kemalettin Tuğcular falan da hep böyle bir fakirlik, zenginlik arasındadır. Hatta yani bence yani bütün o Türk modernleşmesi, Türkiye modernleşmesinde zenginlik yani hep böyle hani millet fakirdir. Yani hep böyle bir merkez vardır denir ama yani zenginliğe karşı bir merkez vardır. Hep böyle hani fakir, zengin. Bence burada önemli olan iki tane zengin, iki tane orta sınıf. Hatta bir tanesi daha da orta sınıf. Hatta o yani muhafazakar kesimin şeyi de yok. Yani çalışanları var. Hani hiç böyle sınıf şeyleri falan anlatılmıyor. Halbuki bugünkü seçimlerde yani AK Parti yapılan en büyük eleştirilerden biri sadece zenginlerin partisi olması. Yani bu sınıf olaylarını şey yapma, dışlamaya başlaması falan gibi. O bana çok önemli geldi. Yani iki tane artık eşit sınıfın bir şeyi var. Yani sadece yaşam tarzları ve yani kimlikler temelinde tartışılıyor. Yoksa aile için mesela düğün çok önemli. Yani düğünün önemli olmasını baba Abdullah Bey şey diye düşünüyor. Yani bizim bir ailemiz ve çevremiz var. Bu düğün yapılacaktır falan gibi. Çünkü o zengin yapılacak evet. gibi. Ama tabii düğün olduğu zaman o düğün nasıl yapılacağı da önemli oluyor. Ben öyle bir düğüne katılmıştım mesela. Yani bir tarafıyla yani çayların içildiği ama çok zengin yemekleriyle şeyleriyle. Yani bir taraflarıyla da hani orada hani şarabın ya da diğerlerinin yapıldı falan. Esasında bu düğün metaforu bana göre yani AK Parti'nin bu 20 yıl içinde nasıl hani zenginlerin partisi olması, o zenginliği yaratması, artık o eskisi gibi yani fakir çevre, muhafazakarlar, zengin laikler değil de iki tane zengin orta sınıf bunu bence veriyor. Böyle olduğu için de yani siyaset olarak her ikisinin de biraz evvel senin söylediğin yani tipi dışlaması, sınıf olaylarını dışlaması ya da Muharrem İnce hep böyle hani fakirlik o tür şeyleri de yapıyor. O gençleri dışlaması. Bence o anlamda Türkiye'nin hani bu iki tane zengin orta sınıfının dışlamış olduğu sınıfları da ya kendi anlatmıyor ama içermediği için yapıyor. O yüzden de bence siyaset bağlamında da yani tam Türkiye'nin bugünkü siyasi yapısında da bir yere kadar. Yani egemen sınıfları anlatıyor ama tüm fakirleri anlatmıyor. Bir değişiklik var o anlamda. Bana da önemli gelmişti. Buradan hani iyi bir şey çıkaracaksak dizi anlamında iyi olan evet yani artık bu iki yaşam tarzı diyelim ki sınıfsal olarak eşitlenmiş hatta bir tanesi daha üste çıkmış ama artık birbirleriyle ilişki kurabilecek sınıfsal bir zemine kavuşmuşlar hani Fatih Doğa'ya araba alacak yani galeriye gidiyorlar galeride hani gözüküyor ki arabalar tanesi şu anda 5 milyondan aşağı değil seçmeyen bir tanesini al falan diyor yani böyle bir ilişki o şeye çıkmış ortaya çıkmış ve öbür kız herhalde Doğa da yani tabii ki aşk falan var ama bu seviye bu sınıfsal eşitlik ve bu imkanlar olmasaydı hani zengin kız fakir oğlan işi onlar bir araya gelmeyecekti bu bir araya geliş ama iki yaşam tarzının birbiriyle konuşmasına ve birbiriyle etkileşmesine imkan vermeye başlıyor. Bu da iyi bir şey diye gördüğüm bir nokta. Artık işte Doğa öbür tarafı anlamaya başlıyor. Nursema veya öbür de bu tarafı anlamaya çalışıyor. Her ne kadar birbirlerine uzak kalsalar bile. Ve sonuçta zaten hani belki dizinin de yasaklanmasına, sözde bir gerekçeyle yasaklanmasına ya da 5 programlık yayın yasağı verilmesine neden olacak olay Nursema'nın zorla evlendirilmesi, istemediği birisiyle evlendirilmesi, ilk gece o istemediği adamla birlikte olmaktan kaçınması ve adamın onu pencereden iterek aşağıya atması ve ondan sonra tek bir dayanışma başlıyor. Bütün aile aslında o adamla evlenmesini isterken işte Doğa yani ailenin modern gelini, muhafazakar ailenin modern gelini Nursema'yı korumaya altına alıyor, onu kaçırıyor ve bu arada ikisi arasında bir dayanışma başlıyor. İki kadın arasında birisi çok hani muhafazakar yetişmiş, o değerlere sahip, öbürü de çok modern değerlere sahip iki kadın arasında ciddi bir dayanışma başlıyor ve birbirlerini anlamaya başlıyorlar.
ve kadın dayanışması çerçevesinde, şiddete karşı kadın dayanışması çerçevesinde birbirlerini anlamaya ve birbirlerini hissetmeye başlıyorlar. Zaten hani geleceğe umutla bakacaksak diziyle bağlantılı, bu birbirini anlama, birbiriyle dayanışma ve şiddetten uzak bir işbirliği, şiddete karşı mücadele alanı yaratma kısmında olacak o dizinin iyimser bir tarafı. Yani bu sınıfsal atlama en azından insanların birbirini anlaması konusunda. Hani eskiden derdik ya, hani Türk'le Kürt evleniyordu filan, ne güzel birbirlerini anlıyorlar. Şimdi iş buna doğru bir zemin var ve bu bence iyi bir şey. Yani dizi açısından da iyi bir şey, memleket açısından da iyi bir şey. Ama tabii yasaklanma, şiddet diye böyle bir şiddet övülüyor diye böyle bir dizinin ara verilmesi de bundan hiç hoşlanmayan, özellikle muhafazakar aile içerisindeki sorunların ortaya, zengin muhafazakar aile içerisindeki sorunların ortaya da tartışılmasını istemeyen bir yaklaşımın da çok etkili olduğunu gösteriyor. Normalde modern aile içerisindeki sorunlar her gün her dizide tartışılıyor. Anne, kız, baba, her türlü ilişki, her şey tartışılıyor. Ama öbür taraftaki aileye gelince dur diyorlar. Evet. O da tehlikeli kısmı. Evet. Yani bence de ilk soruyla ben de hani programı bitireyim, son sözlerimi söyleyeyim. O da şu, yani esasında muhafazakar Abdullah Bey'in ailesinde de boşanma var. Hani Kıvılcım Hanım'ın ailesinde de, çünkü Kıvılcım Hanım da boşanmış. O anlamda hani hep böyle hani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın aile aile diyor ama yani o aile nasıl bir aile, onu bence güzel inceliyor. Hem de yani kadına karşı şiddetin o ailede olması, o yani evde oturan genç kadının esasında Amerika'da da eğitim görmesi, sonra doğayla aralarında ilişkiye iyi bir ilişkinin başlaması. Bence mesela İstanbul Sözleşmesi çok önemliydi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmana kadar hatalı olduğunu da gösteriyor dizi ve onun tartışıldığını da bir anlamda gösteriyor. İşte şimdi 6284 diyoruz, yani genç yaşta çocuk yaşta evlenmelerle ilgili. Yani bu buraya bakıldığın zaman esasında ilk soruda belki hani Erdoğan Kılıçdaroğlu iki aile deniyor ama yani Nursema ile Doğan'ın birlikteliği belki Türkiye'nin geleceğini de gösteriyor. Çünkü orada hani kadının iki tane farklı kimlikten gelenlerin bir araya gelmesi, buna mücadele etmeleri, birbirleriyle konuşmaları esasında yani bugünkü iktidarların dışında, bugünkü muhalefetin dışında belki de Türkiye'yi daha farklı bizim görmemiz. Yani oralardan belki bir takım partiler çıkacak. O yüzden hakikaten yani siyaseti ve siyasetin bugünkü yapısındaki eksikleri, ama bazı konular niye tartışılıyor, onları da gösterdiği için bence yani hem dizi önemli, hem de esasında yani bu sansür kararının niye alındığına da karşı çıkmak önemli. O yüzden bunu yapalım dedik yani Kızılca Bey. İnşallah geri gelir. Seçimlerden sonra daha sosyolojik, daha Türkiye öyküsü temelinde tartışmaya devam edersin.